Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Şimdi Balıkesir'de Gönen'de, Gönen'in güzel bir köyünde asfaltta cephe 9430 metrekare, 9430 metrekare bir meyve bahçesini, bağı, çiftlik evini sizlere tanıtıyorum. Yani ne dedim? Meyve bahçesi dedim, bağ dedim, bahçe dedim ve çiftlik ev dedim. Konut aynı zamanda gördüğünüz gibi konut 84 numara elektriği suyu olan envar çeşit meyvelerin sebzelerin olduğu muhteşem bir yer. Gönen'e sadece 4 kilometre mesafede asfaltta cephe. Burada mal sahibi ekiyor, biçiyor, üretiyor ve pazarlıyor. Yani bir ailenin geçimini sağlayacak, aynı zamanda doğada gece gündüz yaşayacak, kırda yaşayacak insanlar için arayıp da bulamadıkları muhteşem bir yer. Hep birlikte şimdi detaylarını izliyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burası asfalt yol olacak. Bak, yol çalışma devam ediyor. Asfalt olduğu zaman muhteşem güzel olacak. Bakınız yol burası. Gönen'e gidiyor. Gönen'e 4 kilometre mesafede. Bakın buradan yerimize gidiyoruz. Bakın işte burada çilekler var. Buranın sahibi bu çilekleri üretiyor ve burada da satıyor. Üzüm var, bak aslında üzümleri gördünüz. Tabii yol çalışması olduğu için biraz toz almış ama yol bittikten sonra burası muhteşem bir bahçe olacak. Bakınız işte burada envar çeşit meyveler var. Şimdi sayısını alacağız. Armut var, elma var, kestane var, üzüm var. Gördüğünüz, bakınız evin kenarında. Evet, erikler olmak üzere. Kızarmamışlar daha, bakınız. Ayvayı görüyoruz. Ihlamur ağacı, ayva, armut, erik, kestane. Bak ileride yine çok güzel bir erik var. Şuradan hızla gidiyorum. Evet işte bakınız. Muhteşem tatlı erikler. Evimiz de orada. Bakınız. Arabalar gelip geçiyor, bakın yolun hemen kenarında. Evet arkadaşlar, bunlar gördüğünüz gibi çilek yaklaşık 1,5 dönüme yakın, değil mi Adem abi? 1,5 dönüme yakın var mıdır burası çilek? Söyle. Bir dönüm mü? Evet. Bir dönümlük çilek var. Ne çileği abi bu? Albion yediverencisi deniliyor. Sürekli yani sadece kışın 3 ay. İşte Aralık, Ocak, Şubat'ta olmuyor. Mart'ta tekrar verime geçiyor. Sürekli veremeyeceğiz. Sezon boyunca buradan çilek satılıyor sürekli, yani. Sürekli. Evet. Devamlı gelen güzel müşterimiz var. Evet. Organik yapıyoruz biz aynı zamanda. Organik çilek yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar, işte en güzel yerde evimiz. Burada ikamet edeceksiniz. Bak önde bir tane şey. Kaç metrekare Adem abi ev? 159 metrekare. 159, 160 metrekare. 160 metrekare tek katlı bir ev. Burada arabanızı koymak için bir şey var, hardiye var. Garaj. Burada bir hardiye var. Yine karşıda bir tane hardiye var. Evimiz işte burası. 84 numara. 160 metrekare tek katlı bir ev. Şöyle bakıyoruz. Bakınız yolumuz orada. Şuradan bakıyoruz. Evet. Buradan giriş, bak görüyorsunuz. Yine burada da bir yazlık kamalya gibi bir yer var. Evin etrafını şöyle. Oo, çok güzel, serin burası bak. Dolanıyoruz. Evet, su deposunu görüyorsunuz. Her şey var. İçme suyu, sulama suyu, damlama sistemi. Hepsi kurulu. Arı da var bak burada. Her türlü şey var. Bahçemizde envar çeşit. Evimizin arkasını dolaşıyoruz. Evet, işte evimizin arkası da burası. Şimdi evimizin içine giriyoruz. Buradan böyle bir serinlik. Oo, ne kadar güzel ya. Ha? Adem abi. Kapı bu. Evet, ayakkabıları çıkarıyoruz. Çıkardık, evet. Oo, evin içi serin. Bak dışarısı sıcak. Aa, enteresan. Oo, ne kadar büyük ev. Burası mutfak mı abi? Evet. Oo, mutfak. Çok güzel. Serin içerisi. Oo, burası salon. Oo, muhteşem bir şey. Bak buradan balkon var. Buradan bakıyoruz. Oh, nefis bak. Arabalar gelip geçiyor. Bahçeyi görüyoruz buradan. Evet. İşte tavanları görüyoruz. Evimiz burası.
Evet. Burası tuvalet. Burası banyo tuvalet. Oo, çok ince ve uzun. Muhteşem. Banyo burası. Elektrikler var. O banyo mu burası? Evet. Nasıl banyo? Mutfak çok büyük. Çok büyük evet. Aa, çok büyük. Enteresan. Çok büyük. Yatak odası var Yatak aslında. odası. Oo, çok iyi. Harika. Onun için buraya Burası şuraya da bak. çocuk odası. Ne kadar büyük. Kaç kişi burada? Şey gibi. Govuş gibi olmuş. Büyük. Aa, ne kadar Klima kullanır mısın sen burada? Hayır. Çok serin. Doğal klima. Aa, enteresan. Bak burada naneler kurtuluyor. Bahçe de burada bak gördüğüm sineklik de var. İşte bahçemiz de burası. Bahçemiz devasa gidiyor öbür tarafa doğru. Evet. Aa. Dehşet güzel. Burası da kiler. Evin içinde bir de kiler var. Evet. Salon çok büyük. Evet. Mutfaktan bahçeyi görüyoruz. Bakınız bahçenin görünüşü. Tekrar geçiyoruz buradan. Salon. Evet arkadaşlar. Ev sahibi fidyecilik de yapıyor aynı zamanda. Bakınız. Fideyi görüyorsunuz. Bak, burası hem böyle konut, bahçe özel hem de ticarethane yani. Bunları satabilirsiniz yani bir aile. Burada meyvecilik, sebzecilik her şeyi yapabilir. Bak bu üzümleri yetiştirip satabilirsiniz. Kavun karpuz var. Bol miktarda kavun karpuz satılıyor. Bakınız. Böyle. Bak damlama sulama sistemi kurulmuş. Görüyorsunuz bak. Bak bu adam suluyor bunları. Evet. Gördüğünüz gibi damlama sulama sistemi. Evimizin hemen kenarında. Bak incir ağacı. Trabzon hurmaları bak zamanla olacak bunlar. Şöyle döndürüyorum. Evet, burada kayısılar var. Bak kayısı sağ sol. Kayısı ve karpuzlar. En önemlisi bakınız işte karpuzlar olmaya başlamış. Of. İnce uzun. Kaç yaşında Adem abi? Meyve bahçesi kaç yaşında? Meyve Bir bahçesinde. saniye. Adem abi sen anlat. Bu bahçe senin. Evet. Ne ektin burada? Kaç senelik burası? Şimdi burada 5 yaşında olan meyve fidanlarımız da var. 11 yaşında da var. Zaten büyüklüklerinden belli oluyor. Bu taraftakiler 10 yaşında, 11 yaşında. Bu taraftakiler 5, 6, 7 yaşında. İçlerinde sağ tarafta ceviz 50 adet var. Kestane 50 tane var. Kestane 50 tane var. Diğer meyvelerden de işte badem mesela burada badem var. Bademden 10 tane. Ayden inciri var 10 tane. İşte şekerpare var 15 tane. Eriklerden 15'er tane olmak üzere 7-8 çeşit erik var. Yaklaşık 100-150 tane 150 tane civarında erik var. Bu Oh, şekilde her üründen 10 veya 15 en fazlası 50 en azı da 10 tane olmak üzere ticari amaçlı yaptığımız için fazla yaptık onları. Fazla evet. ektik onları. Evet. Aldığımız verimleri ürünleri satıyoruz burada. Gelen müşterimiz var. Çilekli alışmış olan. Müşteri potansiyeliniz de var. Allah'a şükür. Karpuz satıyorsunuz, çilek Evet. satıyorsunuz. Esas biz çilekçi olarak tanınmışız. Buraya müşterinin gelip de bizden diğer ürünler istemesiyle beraber bizi yönlendirdiler. Biz de diğer mesela ondan sonra karpuzu ilave ettik. Çok iyi verim aldık. İlaveten geçen sene kavun ilave ettik. Şu anda kavun, karpuz ve çilek diğer ürünlerle verime Adem abi geçti. bir aile mesela bir aile bunun hepsini tam yaparsa, bütün meyve sebze üret satarsa ayda mesela eline ne kadar gelir geçer? Şu anda rakam tahminen. versek ortalama şu anda 50 bin liranın altına düşmez. Evet, Şu aynen anda öyle. 50 binin altına düşmez. Çok güzel. Ancak bunu yapması lazım. Karpuz eğer biraz daha artarsa, biz buraya çok az bir şey karpuz yapıyoruz. Tabii. Karpuzu artırırsan bu rakam çok daha yükselebilir. Tabii, aynen öyle. Kavunu da artırmak gerekiyor. Ben yapabildiğim kadar, tek kişi olarak yapabildiğim kadar bunları Allah'a şükür şu anda bu rakamları alıyoruz biz. Evet. Evet, evin güneş enerji sistemi var değil mi? Evet. Güneş. 5 artı 5 iki tane sistem var bizde. 10 kVA elektrik sistemi var bizde. Hiçbir sorun yaşanmıyor elektrikte. Kışın çok fazla yağmurun yağdığı bir hafta 10 gün güneş olmadığı zamanlarda sorun yaşanabilir. Bu ne olur? Çamaşır makinen çalıştıramazsın. Karşıda bizim İpragaz'ın deposu var. Ekrem abi buranın sahibi geldi. Bana dedi ki elektrik ihtiyacı duyduğun zaman ben elektrik Tamam. çekebilirsin. Biz şu ana kadar elektrik ihtiyacı duymadığımızdan dolayı Tabii. almadık ama alınabilir. Evin Elektrik kapı sıkıntısı numarası da yok. var. Tabii 84 Ruhsatlı. numara evet işlenmiş belediye zaten kare koddan okuduğun zaman 160 metrekare burası işli gözüküyor zaten Çok güzel. resmi olarak. Elektrik konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Su sorunu zaten yok.
Biz zaten fiilen 4 seneden beri oturmaktayız buraya. Bu sene 5. seneye girdik. Su sorunu 5 senedir buradasın yani. Evet. Tamam. Sulama suyu da şu anda sistemler döşenmiş tamamen. Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı 5 sene suyu ücretsiz verecek. Damlama sistemini kurmuşuz. Günde gidiyoruz, 1 saat açıyoruz, 1 saat açıyoruz. Bunu haftada bir defa sulama yaptık mı yeterli geliyor bize. Ama dilediğin kadar açabilirsin. Evet, herhangi bir ücreti yok. 5 sene daha ücretsiz. Çok yani. Güzel. İçme suyu da var. İçme suyu nereden alıyorsunuz? Biz evde kullandığımız abdestle, lavabolarda, mutfakta kullanılan su, yeraltı suyu. Ancak içme suyu biliyorsunuz tatlı suyu gönenler herkes alıyor. Biz de onu da almak istemeyen kişi ne yapar? Arıtma sistemi kullanırsın. Arıtmaya da gerek almadan diğer su çok tatlı su, çok güzel. Gönene 4 kilometre gönene. 4200 metre. Evet. Yani o kadar. Peki. Evet, araziyi şöyle geziyoruz sevgilerle. Gerçekten 9450-9.5 dönüm içinde her şeyin olduğu bir yer. Bunun her tarafını anlatmaya kalksak bir saatlik program olur. Hemen kısaca özetliyorum size. Bakınız erikleri görüyorsun ya, şu eriğin bir tanesini koparıp o süper, o koparmıyorum, o yenir. İşte bakınız daha devam ediyor şöyle. Şimdi drone ile havadan çekeceğiz. Havadan daha güzel göreceksiniz sevgili izleyiciler. Karşıda da bir tane çiftlik ev var. Uzak değil. Hemen köye ne kadar? Burada köye de 1 kilometre. Köye 1 kilometre. Gönene 4 kilometre mesafede. Dümdüz havada bir yer arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 9450-9.5 dönümlük bahçemizi gördük. Gerçekten muhteşem bir yer. Hani böyle köyde yaşamak isteyen, sağlık bulmak isteyen, kırda yaşamak isteyen, ben bahçe yapmak istedim diyen varsa, yani gerçekten alsın. Buraya çalışacak insanlar gelsin. Çünkü bu meyvelerin sulanması lazım, bakımlı olması lazım. Üretilen ürünlerin alıp pazarda satılması lazım. Ne dedi Adem abi? Bir kişi, bir aile burada güzel satış yaparsa 12 ay boyunca ayda ortalama 50 bin lira eline para geçer. Ne demek 50 bin lira? Bugün nereden baksan 3-4 emekli maaşı. Yani buradan geçiminizi sağlayabilirsiniz. Hem doğada yaşar, kırda yaşarsınız, hem de bir gelir elde edebilirsiniz. Hazır, kurulu bir sistem. Ve para kazanmaya başlamış bir sistem. Masrafsız bir sistem. İnşallah burayı birisi alır da devam eder. Aynı sistem devam eder. Ekime, dikime devam eder diyorum. Gönene geldiğinizde bu araziye getiririz, gösteririz. Sahibi de size anlatır. Bizzat gelir, yerinde görürsünüz. Ona göre karar verirsiniz. Tam yaşanacak bir yer. Burası yaşanacak bir yer. Telefonlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.